Ve hazır yufkadan Behti kebabı yapacağım. O zaman kebabımızın yapımına geçelim. Yufkadan Behti kebabı için gerekli malzemeler 2 adet yufka, 500 gram kıyma, 1 adet soğan, 4 diş sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı tuz. Yufkaları ıslatmak için yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su. Sosu için gerekli malzemeler 1 adet domates, 1 çorba kaşığı domates biber karışık salça, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıcak su, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 kase sarımsaklı yoğurt. İlk olarak köftemi yoğuracağım. Yoğurma kabıma kıymamı alıyorum. Yarım kilo kıymam var. Üzerine rendelenmiş soğanımı koyuyorum. Sarımsağım var rendelenmiş. 4-5 diş ben köftede sarımsağı çok seviyorum. Burada bol bol koydum. Bir tane yumurtam var. Baharatlarım var. Karabiber, kimyon, pul biber. Biraz da kekik. Kekik de çok seviyorum ben köftede. Tuzunu koyalım. Şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuz koyduk. Şöyle yarım çay bardağı galeta unumu ekliyorum. Önce yoğurmaya başlayacağım. Sonra kıvamına göre galeta unu gerekirse ekleyeceğim. Köftemi hiç durmadan 4-5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Kıvamı tam oldu. Yarım çay bardağı galeta unu yeterli geldi. Köfteye soğan eklerken yenilen soğan hafifçe suyunu sıkıp ekleyin. Yoksa çok sulandırıyor. O zaman 1 çay bardağı galeta unu ancak yeterli gelir. Soğanın suyu da tabii lezzet veriyor köfteye. Soğan önemli köftede ama şöyle hafifçe sıkıp koyarsanız az sulanması için daha iyi olur. Çünkü ne kadar galeta unu koyarsak köfte o kadar sertleşiyor. Çok fazla da galeta unu koymak istemiyorum. Şimdi böyle bir vaktim var. 5 dakika falan buzdolabını dinlendireceğim. Her zaman köfteyi dinlendirmek daha iyi. Lezzetli olması için. Ondan sonra yufkama saracağım. Yufkamı tezgahın üzerine serdim. Şöyle yarısına gelecek şekilde yufkamı içeri doğru katladım. Kenarlarından da şöyle hafifçe içeri doğru katlıyorum. Şimdi burada ayçiçek yağım var. Birazcık da içine su koydum. Yufkanın üzerine şöyle bolca döküyorum. Yumurta fırçasıyla süreceğim her tarafına. Tereyağı da sürebilirsiniz. Ama ben sosunda kullanacağım. Tereyağı çok ağır olmasın diye kullanmıyorum. Yufkamı güzelce yağladım. Şimdi köfte harcımdan şöyle alıyorum. Şu kenarları birazcık daha ileri doğru götürebileceğim. Şöyle 3 parmak kalınlığında ince uzun bir şekilde şöyle yufkamın en başına koyuyorum. Şu şekilde ince uzun 2 parmak kalınlığında, 2-3 parmak kalınlığında köfte harcımın yarısını döşedim. Yarısını da ikinci yufkam için yapacağım aynı şekilde. Yani yarım kilo kıymaya 2 yufka yeterli oluyor. Kalınlık güzel. Şimdi böyle doğru yuvarlıyorum. Şöyle biraz da sıkıyorum. Rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirdim. Önce şöyle ikiye keseyim. İçinde köftem var görüyorsunuz. İstiyorsanız normal düz kesin, istiyorsanız verel şeklinde kesin fark etmez. Ben şöyle verel keseceğim. En başta verel kesseydim aslında. Şöyle 2-3 parmak kalınlığında verel şeklinde kesiyorum. Kesme işlemim tamam. Şimdi onları yağlı kase erimiş. Fırın tepsime diziyorum.
kalan bir tane yufkam ve kalan kıymamı da aynı şekilde rulo haline getireceğim. Bunları fırın tepsine aldım. Şimdi burada bir tane daha yufkam var. Aynı işlemi bu yufka içinde yapacağım. Sardım. Şimdi kalan sulu yağ karışımını da yufkaların üzerine sürüyorum. Yufkalarımın üzerine yağlı suyumu sürdüm. Şimdi ön ısınmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Şimdi sosumu hazırlayacağım. Ocağımın altını yakıyorum. Tereyağı koyuyorum. Tereyağım erimesini bekliyorum. Tereyağım eridi. Altını kıstım. Tereyağım yanmasın. Şimdi şurada bir çorba kaşığı domates, biber, karışık salçam var. Bunu koyuyorum. Şöyle salçamı kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçamın kokusu çıkmaya başladı. Hemen sarımsaklarımı da ekliyorum. Sarımsak da sosa güzel bir lezzet veriyor. Şöyle 1-2 tur döndüreceğim. Çok yakmadan sarımsakları. Sarımsaklarım da kokusu gelmeye başladı. Hemen içine domates rendelerini ekliyorum. Baharatlarımı da ekliyorum. Çok az, böyle hepsinden yarım çay kaşığından bile az. Karabiber, nane ve pul biber. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz altını açalım. Koyu görünüyor. Biraz su ilavesi yapabiliriz. Ama önce şöyle bir domatesin çiğliği gitsin. Güzelce pişsin. Ondan sonra gerekirse su ilavesi yapacağım. Domateslerimi de güzelce pişirdim. Sosum artık kaynıyor. Çok az bir su ilavesi yapacağım. Şöyle yarım çay bardak kadar. Hemen kıvamına bakıyorum. Kıvamını biraz açtım. Bu şekilde güzel oldu. Şimdi içerisine biraz da tuz ekleyelim. Sosum artık fokur fokur kaynıyor. Sosum hazır. Beyti kebabımı servis tabağıma aldım. Köftelerim çok güzel pişmiş. Çıtır çıtır yufkam. Hafif üzeri pembeleşiyor. 30 dakika tam geliyor. İstiyorsanız yoğurdu kenara koyun. Genellikle şöyle büyük bir tabağa hepsini koyarlar. Ama ben şimdi yiyeceğim kadar servis edeceğim. Yoğurtlu ile çünkü sonra ısıtması zor olur. Önce üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Birazcık da tuz eklemiştim bu karışıma tatlanması için. Böyle üzerine döküldü daha güzel oluyor. Sarımsaklı yoğurdumu döktüm. Sosum var burada. Sosumu biraz ısıttım. Beklerken soğumuştu. Üzerine şöyle sosumdan gezdiriyorum. Harika oluyor. Gerçekten köftenin güzel hallerinden birisi. Yufkayla da böyle çıtır çıtır börek tadında oluyor. Beyti kebabım hazır. Bugün sizlere hazır yufkadan beyti kebabı yaptım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.